İlgi vermeyeceğim. Tamam. Başlattım galiba. Merhaba öncelikle. Açılış merhaba. Yapayım. Merhabalar. Ya çok klasik bir röportaj sorusuyla başlayacağım tabii. Yani Journers'ı ben yeni bir grup sanıyordum ama 2003'te siz grubu kurmuşsunuz sanıyorum. Mehmetcan sonradan katılmış. Evet, ben sonradan geldim. Yani nasıl doğdu? Ne zaman doğdu? Nerede kuruldu? Benden nasıl gelişti? Belli bir süre ara vermişsiniz falan. Bir ondan bahsederseniz süper olur. Aslında biz lise grubuyduk. 2003'te kurulmadı aslında. Biz Metin'le müzik yapıyorduk sadece 2003'te. Yani Journers diye bir şey yoktu. Liseyi bitirdik. Üniversite zamanı da ara ara buluşup müzik yaptığımız olmuştur. Aslında grubun temelleri Metin'in Bursa'ya uzun süre gelmesiyle başladı. Bir şarkı yaptık yine. Uzun süre bir arada kaldığımızda şarkı yapıyoruz. Bir şarkıyla başladı olay. Döngü mü yaptık? Metin'in uzun süre kaldığı sürece Bursa'da. Ondan sonra benim Avustralyalı bir arkadaşım vardı. Benim sleep listlerim var Spotify'da. Böyle uyku zamanı dinliyorum. Arkadaşı dedim ki, biri irtibata geçmişti Avustralya'dan bir arkadaş. Beni de ekler misin? Hani liste dinleniyor. Benden yardımcı olur musun vesaire diye. Ekledim. Ondan sonra biz şarkıyı yaptık Metin'le. Çocuğa sorasım geldi. Sen bunları nasıl koyuyorsun dedim. DistroKid kullanıyormuş. Yani yaptığı müziği DistroKid üzerinden sanal bir pazarlama, bir plak şirketi gibi düşünün. Bunun üstünden Spotify'da yayınlayabiliyormuş. Bunu öğrendikten sonra ilk şarkımızı yayınladık. Bir hacim oluştu şarkıyla ilgili. Ondan sonra yapmaya devam ediyorduk şarkılarımızı ki artık bu, şimdi burada yapıyoruz biz müziği. Yatak odasında. Kaydı dedik, nerede yapıyorsunuz bu arada? O stüdyoya giriyorsunuz herhalde. Bu kaydı da mı burada yapıyorsunuz? Kaydı da yapıyoruz. Ben o yatakta yatarak şarkı söylüyorum. Ondan sonra bu yatak ortamını artık canlıya taşıyalım, sahneye çıkalım, performans sergileyelim durumunda Mehmetcan'la iletişime geçtik. Bu üçlüyü görmüş olduğunuz bu üçlüyü kurduk. Grubun yani kuruluşu. Mehmetcan döngümün kaydında yok mu? Döngümün kaydında yok. Aşşan Haberi'nde var. Hı. Sonsuzluk Neymiş Dostlar'da var. O şekilde. Şey bu arada siz aynı lisedensiniz üçünüz de değil mi? Tabii tabii. Aynen. Ha, çocukluğundan kalsınız. Peki şimdi... Kimse bilmez. Tan Lisesi'nde. Tan Lisesi. Özel Tan Lisesi. Bursa'da tabii. Hı hı. Evet. Peki şimdi genelde hani herkesin böyle hayranlık beslediği bir yani sanatçı falan olur. Yani müziğe başladığında da onun gibi olmak ister. Ben mesela bir ara gitar çalmayı denedim. İşte Keith Richards gibi olmak istiyordum. Ama bir tek Iggy Pop'un I Wanna Be Your Dog şarkısını çalabilecek aşamaya geldim. Sonra bıraktım bu iş olmayacak diye. Ya sizin de hem kişisel idollerinizi merak ediyorum hem de grup olarak hangi gruba benzemek istediniz mesela buna ilk başladığınızda ya da hangi müzisyene benzemek istiyordunuz? Ya bir müzisyene benzeme çabamız yok fakat Altın Gün'ü çok fazla örnek alıyoruz kendimize. Sahne performansı, oluşturduğu aura, gruptaki kişiler, o eğlence ortamı. Yani bizim çok hoşumuza gidiyor. Benim şahsi kanaatim yani Altın Gün gibi bir grup, o güçte bir grup olmak çok isterim. Diğer arkadaşların fikirlerini de almak lazım tabii. Aynen. Güzel tonlar kullanıyorlar. Etnik bizim kendi içimizden kullanıyorlar. Ama kendi fikirlerini de, kendi yorumlarını da katıyorlar şarkılara. Tam aslında şu an bizim yaptığımız şey. Aynen. Yani ben de yani ortak fikir olarak hepimiz Altın Gün'ü beğeniyoruz. Altın Gün'ü de beğendiğimiz şey hem işlerine karşı yaklaşımları ve bir yandan da Hollanda'da çıkan ve oradaki aslında bas gitaristin topladığı ama bir Türk müziğine öykünmeyle başlayan bir serüvende böyle çok güzel bir müzik yaptıklarını düşünüyorum ben açıkçası. Yani böyle arabada özellikle dinlediğim zaman acayip haz veriyor bana. Böyle bütün sesleri daha düzgün duyduğum zaman ya da kulaklıkta. Ama hani bizim sound'umuzda genel olarak insanların söylediği daha eski, daha nostaljik bir ses var. Hardal'a benzetmişler genelde. Evet. Yani evet. Hardal'la ilgili, benimle ilgili şöyle bir durum var. Ben böyle bir 4 yıl önce falan bir tane röportajda bana bir soru sordular. İşte Neşe hangi şarkıyı dinliyorsun şu sıralar mı? Ya da unutamadığın, sürekli dinlediğin bir şarkı var mı falan diye. Ben de Hardal'ın
Babalar Küçük Oğulları da Söylesin diye bir şarkısı var. Bunu örnek vermiştim. Abiciğim şöyle bir şey olmuş ki YouTube'daki Harlan'ın o şarkısının altına benden duymuş insanlar ve onun üzerinden bir kavga çıkmış. Metin kulağı falan diyen ben geldim demişler falan filan. Orada bir yani ben Hardal'ı seviyorum ama böyle Hardal grubuyla özdeşleştim. Çok onore ediyor bu beni ama tabii ki hani aslında o kadar da değil. Kavga etmeyin yani üzerine. Ya bırak aksın mesela hakikaten andırıyor şeyi birkaç parçasını böyle Hardal'ın ama ben genel anlamda çok da öyle Hardal'ın işte günümüz kopyası falan gibi bir intibada hiç edinmedim yani. Genel anlamda Anadolu Pop'tan etkilenmişsiniz. O belli de. Tabii. O dönemin seslerin o yani 70'ler psychedelic rock müziğini seviyoruz. Ama ekstra bir çabamız olmadı sesimiz böyle çıksın diye. Onu söylemek istedim sadece. Siz kişisel olarak müzikle ilgilenmeye başladığınızda kimleri örnek aldınız? Yani mesela sen bas çalmaya başladığında en çok kimi dinliyordun? Mesela her basçı gibi White Stripes çok dinledim. Jack Black'ı çok dinledim. Bir de en şey zamanlarıydı tabii. Tabii. Yani o en çok evet. Zamandı yani. Videolarını falan MTV'de döndüğü zamandı. Ben Frank Sinatra'yı çok dinlerdim. Ama tabii bas olarak değil ama mesela şeyi hatırlıyorum. Bası ilk çalmaya başladığımda böyle caz gibi böyle uzun süre jam kayıtlar açıp onlarla beraber işte onlara uymaya çalıştım. Odada böyle saatlerce bas çaldığımı hatırlıyorum. Ama sonra ben bir işte sakatlık geçirdim. Basta bir mesafe girdi arama. Sonra da vokal daha çok dinlemeye başladım. Vokal konusunda da dinlediğim insanlar yine Frank Sinatra örnek verebilirim. Erkin Koray'ı örnek verebilirim. Johnny Cash'i örnek verebilirim. Elvis'i örnek verebilirim. Tame Impala'yı örnek verebilirim. Başka Arctic Monkeys'i örnek verebilirim. Yani kesinlikle. Mehmetcan. Bu böyle yani o tür sesler çıkartabilmek ve o tür şarkılar söylemeyi seviyorum. Benim şöyle oldu biraz. Ben ilk klasik gitarla başladım. Piyanodan klasik gitara geçtim. Şimdi tam klasik gitar çalarken de Bulutsuzlu Gözlemi'nin senfoniyle bir konseri vardı. Evet. Şimdi 20. yıl mıydı? Evet, aynen. Sonra ben dedim ki ben elektro gitar çalacağım o konseri izledikten sonra. Aldım elektro gitar. Tabii şimdi orada dinliyorsun elektro gitarın sesi çok güzel geçiyor. Bir sürü ekipmandan geçiyor falan. Ben eve aldım gitar, amfi. Hiç aynı ses çıkmıyor. Dedim bu ne böyle? Bu farklı bir şey çıkıyor böyle. Helal aldınız. Aynen. Eder yok. Benim de öyle bir şeyim vardı. Evet. İlk doğuş öyleydi. Yani ilk o... Ne almıştın gitar hatırlıyor musun? Ibanez'in bir gitarını almıştım. Ibanez RG serisi. Tabii sonradan ekipmanlar falan filan iş uzadı gitti artık. Hayatımın bir parçası oldu. İlk o konserde. Tabii bunun geçmişi de şöyle. Dayımın kasetlerinden gördüğüm bir tane simsiyah kapak vardı. Oradan ilk doğuş budur. Mete Kral'ın Black albümü. Sonra gidip buldum o siyah kapak neymiş diye. Black albümü. İlk doğuş böyle çıktı. Burak sende nasıl ilerlemiş? Ya benim rol modellerim vardı ortaokulda, lisede, üniversitede. Aslında ilk Erkin Koray'a özenerekten başladım ortaokul zamanında. Böyle onun gibi olmaya çalışıyordum, onun kıyafetlerini falan bulmaya çalışıyordum. Böyle bir retro havası o zaman başladı. Üniversitede Black albümle birlikte James Hetfield olmaya çalışıyordum. Saçlarımı, sakallarımı falan öyle aksesuar falan takıyordum. O siyah şey vardı ya onun böyle. Evet, bileklik. İşte hiç çıkarmaz. Öyle gitmeye çalışıyordum okula böyle. Ya rol modelim olmuştu. Üniversiteye geçince daha çok müze odaklandım. Onun gibi giyinmeye falan çalışıyordum. Böyle hoşuma gidiyordu o ortam. Ya benim de öyle rol modellerim var 3-4 isim böyle. Ondan sonrası yok. Orada kaldım. Artık ondan sonra kendim olmaya karar verdim. Erkin Koray en çok etkileyen isim olmuş ama galiba sizi genel anlamda. Ya bu arada hakikaten şeyi düşündüm şimdi. Mesela vokalistleri sayarken Erkin Koray'ı saydı ya Metin. Sanki Erkin Koray'ın vokalist tarafını çok haklı yeniyor gibi geliyor bana her zaman. Tamam, iyi bir gitarist. Tabii. Ama aynı zamanda çok iyi bir vokal ve sesi de çok yaşlanmamış durumda. Evet. Erkin Koray'ın çok güzel bir sesi var böyle. Düz. Ya düz derken çok böyle oynak, Pavarotti gibi bir şey, bir
imgesi yok adamın. Ama orijinal çok güzel şarkıların, aynen, moduna çok yakışıyor. Mesela Metin'in sesi de benziyor azıcık. Adam böyle andırıyor Erkin Koray tınılarını. Burada hemen bir Agap Saç'ı yorumu söyle. Şey. Sanırım abi. Söyleyemem. Ay, konserlerde dinleriz artık. Yalnız sesim şu an falan yok. Hemen hastayım da. Hemen ılık süt getirelim. Peki şimdi Bursa merkezli bir grupsunuz ama Metin İstanbul'da yaşıyor. Ve hani şu anda değil ama yani normal şartlarda dizi setleri falan filan. Sizin de hepinizin ayrı ayrı meslekleri var aynı zamanda. Bir araya gelmek güç olmuyor mu? Yoksa böyle bir kaçış mı oluyor sizin içinde? Yani aslında Metin daha iyi cevap verir ama biz müziğimizi bir standarda oturttuk artık. Herkesin evinde ekipmanı var, yazılımı var, donanımı var, arayüzleri var. Şarkıyı başlatıyoruz mesela. Birbirimize yolluyoruz. Abi nasıl olmuş, şöyle olmuş, böyle olmamış vesaire. Sen bir şey yap, ben bir şey yapayım derken herkesin kendi ekipmanı var zaten evde. Vokali Metin kaydediyor. İşte gitarı Mehmet Can kaydediyor. Buraya geliyor sonra. Ben kendi şeyimi kaydediyorum. İşte klavyedir, back vokal yapılacaksa back vokal, gitar vesaire. Ondan sonra burada çevrim içi olarak şu konuştuğum bilgisayarda topluyoruz bunu. Yani bu sistemi kurduğumuz için artık kolay, yani devamlı gidip gelmek gerekmiyor. Fakat prova için canlıya çıkmak için birlikte olmamız gerekiyor. Orada da sözü Metin'e bırakıyorum. Anlaması zor. Ben epeydir uzun zamandır televizyona bir iş yapmıyorum. Bunun bir avantajı var aslında. Yani televizyona bir iş yaparsam itiraf edeyim çok yoğun çalışacağım için daha seyrek görüşürüz. Ama bunu yapmamaya çalışıyorum. O yüzden de dijital işlerde de takvimler ve ön hazırlık süreçleri çok önceden belli oluyor. O büyük bir özgürlük. Ben mesela süreler de daha kısa tabii orada, öyle bir şey de. Tabii ki yani. İşte şey, sendikalar daha hakim dijital sektörde, özellikle televizyon dizileri sektöründe o kadar olmasa da dijital mecradaki işlerin birçoğunda insanlar hakları konusunda daha entegreler ve ben bu durumdan çok hoşlanıyorum. O yüzden de çok işte 12 saati aşan çalışma zamanlarımız falan yok. Öyle olduğu için de mesela benim 25 iş günü set işim oluyor. Söylüyorum bizimkilere önceden. Mesela şimdi önümüzde öyle bir süreç olacak benim için. O yüzden 2 haftada bir, haftada 2 gün, yani 2 haftada bir, 2-3 gün üst üste gidip Bursa'da beraber kaydım, işte kayıt yapacaksak kaydımızı yapacağız. İşte provamızı yapacaksak provamızı yapacağız. Bu süreçte bir de pandemi henüz tam olarak normalleşmediği için böyle biraz daha diken üstünde olduğumuz için de dikkat ediyoruz. Ama şey, hani bir süre sonra canlı performansların takvimleri belli oldukça daha sık bir araya geleceğiz. Yani onlar buraya gelecekler, ben oraya gideceğim. Bir davulcumuz ve bir bas gitaristimiz olacak yakın bir zamanda. Onlarla da epey bir teşviki mesela yapmamız gerekecek. Ve belli mi şeyler? Çok daha belli değil yani. Şeyi merak ettim şimdi. Yani sen oyuncusun, sahneye çıkacaksın müzisyen olarak. Böyle bir David Bowie vari persona yaratma olayına falan girer misin acaba? Dördüncü Murat'ı izler miyiz mesela sahnede? Şarkı söylerken. Olabilir. Şeyimle gelirim böyle kocam. İnşallah kalıcım. Gürzümle çıkarım. O sahne tabii zaten çok klasik oldu. Sert bir kısımda. Ya mesela kendi kelime şarkıyı dinlerken falan hayal ediyorum sahnede böyle biraz daha teatral ve Aşk Canavarı'nda falan böyle güzel danslı manslı sahne şovlu bir şey yapmak çok isterim. Ya şaka bir yana Cem Karaca yaptı mesela bunu, çok da nefis bir şekilde yaptı. Ben mesela Gaye Su'nun bu konuda çok iyi olduğunu düşünüyorum. Gaye Su Akyol'un bu konuda çok iyi olduğunu düşünüyorum. Biraz da gerekli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü yavaş yavaş insanların canlı performans mekanlarına giderek daha nasıl diyeyim, çekinerek gidecekleri bir döneme girdiğimiz için onlara bir şeyler, ekstra da bir şeyler bahsetmemiz gerekiyor. Hemen olmasa bile benim böyle bir hayalim var açıkçası. Bunu çok konuşmadık ama biz aramızda. Biz daha çok şu an canlı kaydı, canlı performansı ayağa kaldırmakla uğraşıyoruz yani.
Evet, o da biraz vakit alacak gibi duruyor herhalde. Evet. Bir şeyiniz var mı? Takvim belirlediniz mi kendinize? Hiçbir şey belli değil. Gerçi nasıl şey yapacaksınız? Yani. Evet, yani belirledik aslında ama bunu dilendirmenin bir anlamı yok. Çünkü insanlarda bir beklenti yaratıp sonra hayal kırıklığı yaratmamak istiyoruz. Çünkü durum, yani dünya çok belirsiz şu an. Bir online konserle falan başlama ihtimaliniz var mı? Online konserde o canlı kayıt alıp, ya yani akustik olarak öyle bir planımız var. Atıyorum burada veya balkonda. Bir akustik kayıt alıp onu bir ön plana sunma şeyimiz var. İnsanlar yani canlıda nasıl oluyor, en azından akustik de olsa bir duysun istiyoruz. Ama böyle full girişmek için grup elemanı da lazım. Zaman lazım. Her şey lazım. O biraz uzun iş. Peki ufaktan şarkılara geçelim. Bir kere kapaklar benim çok hoşuma gitti, şarkı kapakları. Kim tasarladı? Şarkı kapaklarını sanat yönetmenimiz var bizim. Oğuz arkadaşımız. Oğuz Öğün. Osman Öğüz Öğün. Onunla birlikte ben tasarlıyorum. Arada kardeşim müdahil oluyor. Sonra grubun onayına sunuyoruz. Onlar söyleyeceklerini söylüyor. Onun üstünden bitiriyoruz, finish'i veriyoruz. Böyle güzel iki boyut üstünden gidiyoruz daha çok. Böyle bir şey oluşturduk kendimize, imaj oluşturduk. İki boyut. Plak olarak da görür müyüz acaba ya? Ben isterim yani. Çok Allah, hoş keşke durur. Keşke. İstiyoruz öyle. Var mı niyetiniz? Burada yani sana bile sorabiliriz. Çünkü hiç bilmiyoruz bu konuda. Yani biz çok yardımcı olurum elinden geldiğince. Yaptığımız için yani DistroKid üzerinden müzik endüstrisinden kimseyi tanımıyoruz. Evet. O yüzden de dağıtımcı kimdir, nasıl yapar? Yani benim sektörden dolayı bildiğim, daha önce konuştuğum birkaç isim var ama Journalist üzerinde hiç görüşmedim hiçbiriyle. Plak nasıl basılır, nasıl bastırılır, çok pahalı bir iş midir bu, yoksa nedir falan bilmiyorum yani. Süreci bilmiyoruz yani, o prosesi. Bize yardımcı olursan Onur. Zevkli olur mu istediğiniz zaman? Vallahi çok memnunum. Süper. Bulgaristan'da yapılıyor diye bir bilgi almıştık. Nerede? Bulgaristan'da basılıyormuş plaklar diye bir bilgi aldık. Ama... Ya Hollanda'da, Almanya'da fabrikalar var. Burada da açıldı geçen sene. Aa. Evet. Burada da artık plak baskısı yapılıyor. Ama yani fiyat çok fark etmiyormuş galiba. Yani hala bizim buradaki bağımsız plakçılar da Almanya'daki, Hollanda'daki şirketlerle çalışmaya devam ediyor. Çek Cumhuriyeti'nde var. Çekya oldu galiba artık ama. Aynen Çekya diyorlar değil mi artık? Çekya'ya döndü. İsmi en çok değişen ülke olabilir orası da. Peki Pink Rabbit diye bir parça kaydetmişsiniz 2014 yılında. Ben bu kaydı bulamadım. Yeni bir düzenleme ve kayıtla duyma şansımız olacak mı acaba bunu? Geçenlerde konuştuk bunu aslında. O çok böyle spontane yaptığımız, yine bir araya geldiğimizde metinle yaptığımız bir şarkıydı. Bir tatil sonrası o keyifle yazdığımız bir şarkıydı. SoundCloud'da var bu arada. Journal hesabından bulabilirsiniz. İngilizce bir şarkı. Geçenlerde konuştuk. Acaba Türkçe söz yazıp piyasaya çıkarsak mı? Çünkü çok hoş bir şarkı. Yani bizim için yeri, güzel bir yeri var içimizde. Ama İngilizce olmasından kaynaklı ve söz hece vurgularının İngilizce'deki gibi daha böyle kesik kesik olmasından ve Türkçe ile nasıl yakışır mı, yakışmaz mı arasında böyle bir ikilemde kaldık. Ama arkadaşlar ne diyorsunuz arkadaşlar? Olabilir yani. Ya şey, bunu birkaç kere konuştuk. Sonra da eski bir şeyle uğraşmak yerine önümüze bakmaya karar verdik aslında. Yani belki günün birinde yaparız. O şarkıyı da şeyden bulabilirsin. SoundCloud'da Yeşil'in kendi account'unda var o şarkı. Ha, Journalist. Evet, orada da var. Journalist'ta da yok değil mi? Aa, pardon, yok. Affedersin. Journalist'ta yok. Senin hesapta var. Senin account'ta var. Kendi üstüne almış şarkıyı. Journalist'ta yok değil mi? O zaman Burak Yeşil Duran müzik kariyerine biz eklentiydik. Aynen. Burak Yeşil Duran ve Journalist gibi. Peki 2019'da döngümü yayınladınız. Şimdi peşi sıra 4 şarkı daha yayınladınız ama ilk şarkı olduğu için ayrıca önemli herhalde. Birincisi bu şarkı nasıl doğdu bir bunu soracağım ama bir de şarkıda böyle Ennio Morricone'nin spagetti westernlerinden böyle esintiler aldım. Doğru mu aldım? Yoksa doğru. Adam yeni öldüğü için ben mi öyle hissettim acaba? Yok, doğru. Ya şey aslında şarkının süreci işte Metin'in Bursa'ya uzun süreli gelmesiyle birlikte işlerini halletmek için uzun süreli kaldı Bursa'da. Bu arada devamlı buluşuyorduk. Yani zaten yaptığımız bir şey müzik. Güzelce oturalım da yeni bir kayıt yapalım dedik. Şarkının doğuşu bu şekilde oldu. Şu balkonda oturup
nasıl yazsak sözleri, şöyle mi olsa, böyle mi olsa diye gelişti aslında. Sorunun devamı neydi? Ennio Morricone. Ennio Morricone kısmı biz biraz böyle filmlerle de haşinim. Zaten Metin'in mesleği. Böyle Hollywood vari müziklerden çok hoşlanıyoruz. Mesela Sonsuzluk Neymiş'in Dostların sonunda böyle bir klasik müzik vardır. Klasik müzik edasını yapılmış bir yer. O da böyle sanki evde tek başına filmini izliyormuşsunuz ifadesi uyandırabilir insanı da. Hoşumuza gidiyor yani o sinematik Hollywood müziği. Öyle şeyler katmak güzel oluyor diye düşünüyoruz. Bir de şarkının moduna da yakıştı döngümde o ıslıklar. Evet. O böyle western hava. Şarkıya böyle bir karakteri oturttu orası açıkçası. Hoşumuza gidiyor yani o şekilde Hollywood vari müzikler kullanmak. Kişisel olarak en sevdiğiniz film müziği bestecileri kimler? Benim de ilgi alanımdır da o yüzden soruyorum. John Williams galiba. Yani o böyle en tutumdaki adam o. Çünkü en böyle beni duyduğumda kalbimden etkileyen, çocukluğumda izlediğim filmlerden dolayı olduğu için John Williams'ın hemen hemen her şeyini biliyorum yani. Ben Hans Zimmer seviyorum ya. O yani Miklos Roza var. Bu Battal Gazi müziklerini yapan adam eski. O Danny Elfman'ı severim ben mesela. Kimi? Danny Elfman. Nino Rota çıkmayacak mı hiç ya? Ha? Kimse Nino Rota'yı sevmiyor mu? Aa, hiç duymadım açıkçası. Godfather'ı yapan adam. Fellini filmlerine müzik yapan. Hangisini yapan? Godfather. Hem Godfather hem de Fellini filmlerine müzik yapan. Şey, La Dolce Vita falan. Ha, cahilliğimizi mazur görüyorum. Estağfurullah. Yok, şey... O Ennio Morricone havasını alınca çok heyecanlandım şarkıda. Çünkü özellikle ilgilendiğim bir şey. Bir de gerçekten çok güzel yerli yerine oturmuş. Evet. Ama şey diye düşündüm ondan sonra. Adam daha yeni hayatını kaybetti. Acaba algı mı şaştı? Evet, ya da doğru. Bilinçli mi değil falan diye. Demek ki sizin de ilgilendiğiniz bir alan. Peki döngünden sonra 4 tane daha parça yaptınız. Evet. Birincisi... Yeni parçalar var mı yolda? Hali hazırda yayınlamayı beklediniz. İkincisi de bir albüm çıkarma planınız var mı? Yoksa bu şekilde şarkı şarkı mı gideceksiniz? Ya iki tane şarkımız var aslında hazırda bekleyen. Hatta bir tanesi biraz daha gelişti. Geçen Metin'le Mehmet'in oturduk beraber göz üstüne çalıştık. Bir tanesi biraz daha böyle bebek aşamada. Bu iki şarkımız var açıkçası. Onları geliştirmeye çalışıyoruz. Albüm konusuna gelince de albüm işi çok profesyonel bir iş. Stüdyoya kapanmalı, vakit ayırmalı. Hep bir arada olmak gerekiyor belki onun için. Yani onu denk getirmek açıkçası zor şu an. Değil mi arkadaşlar? Evet. Albümcü biraz... Bir de şu an bir metot, yani bir metodumuz var. Bir şeyi yoluna koyduk. Evet. Yani bir hani formül var denir ya, yani bir formülümüz var artık. Formülün üzerinden yeni fikirler geldikçe, bir de herkes evinden de artık çalışabiliyor ekipmanıyla. Hani her, bir ana melodi çıkıyor. Onun üzerine bir gitar çıkıyor. Davulları çıkıyor. Sonra Zoom üstünden toplanıp sözler çıkılıyor işte. Ama geçen gün mesela Metin de geldi İstanbul'dan. Hep birlikte toplandık o meşhur balkonda. Konuştuk. Yani toplansak da uzaktan da şey yapsak bir şey şablonu oturttuk. Onun üzerinden gidiyoruz. Yani albüme yani böyle bu şekilde iyi gidiyoruz. Hani 1-2 şarkı hani 45'lik tadında çıkartarak güzel gidiyor şu an. Hem daha çabuk feedbackleri alabiliyoruz insanlardan. Hani bizim hakkında yorum, şarkılar hakkında yorumları daha çabuk alabiliyoruz bu şekilde. Bir de spontane olması güzel. Yani kafamıza evet. Eski şarkı yapıyoruz. 2 tane var o an ya da 1 tane var. Hadi koyalım. Yani her şey elimizde ya. DistroKey'de hemen yükle. Kimseye hali. Bağlı değilsin. Hiçbir şirketin evet. Bir şeyden izin almıyorsun falan tabii. Aynen. Çok özgürüz o konuda. Albüm işi yani bir sürü şarkı yapmak lazım. Hani biraz albümü doldurmak için biraz kasmak lazım. Hani o bizim şeyimizi aşıyor biraz. Hem zamanımızı, vaktimizi. Hem de bir spontane takılmak çok daha kolay bizim için. O şey işi kötü. Bir deadline belirleyip, örnek veriyorum işte bir yıl sonra bir albüm çıkacak. Hani o bir yıl içinde yani o bir bana biraz kısıtlamaymış gibi geliyor. Bir içinde hani yani 10 şarkılık besteleyebilecek miyiz, besteleyemeyecek miyiz? Çıkacak mı, çıkmayacak mı? Böyle daha özgürce. Yani daha bir
o kadar profesyonel değiliz aslında. Ben profesyonelliği hem iyi hem kötü tarafları olduğunu düşünen biriyim. Ben mesela oyunculukta da çok profesyonel bir oyuncu değilimdir. Biraz kişisel algılarım her şeyi. Biraz bakışım öyle. Arkadaşlarım da öyleler diye tahmin ediyorum. Şey içinde, albüm içinde yani ileride isteriz albüm yapmak. Çünkü albüm başka bir hikaye anlatma metodu bir anda. Ve biz şarkılarımızda hikayeler anlatıyoruz aslında. Bizim böyle daha dramatik şarkılar işte. Mesela o ilk döngümde duyduğun Ennio Morricone eşitleri de bizim oraya biraz daha yaklaşmış olmamızdan öte geliyor. Fakat albüm bence biz birkaç tane daha şarkı yaptıktan sonra ve bir turne programı oluşturabildikten sonra biraz gezip insanlarla müzik üzerinden bir iletişim kurduktan sonra ve kendimize de biraz daha sahne üzerinde güvenimiz geldiğinde, biraz daha eğlenmeye başladığımızda sahnede, güzel tecrübeler edindiğimizde belki onları damıttığımız bir albüm yaparız. Doğru. Yani belki bir yıl sonra, iki yıl sonra. Yani zaman istiyor ama. Şey bu ama neden olmasın tabii ki. Peki mesela sen oyunculukta profesyonelleşmiş haldesin. İşte hepiniz farklı meslek dallarında aslında profesyonelsiniz. Bir yerden sonra ya biz işlerimizi bırakır artık tamamen profesyonel müzisyen olarak böyle bir kariyer yolu tercih ederiz gibi bir düşünceniz var mı? Yani tamamen buna kanalize olmak gibi. Benim var. Ben istemiyorum açıkçası hani. Ya istemiyorum derken müzikal olarak kendimi daha iyi ifade ettiğimi, daha sağlıklı olduğumu düşünüyorum. Ya benim yaptığım iş de güzel. Endüstriyel tasarımcıyım ben. Tasarım yani mesleğim yine müzik gibi eğlenceli bir iş. Ama müzik çocukluktan beri uğraştığım bir şey olduğu için her zaman müzik tarafında yer almayı tercih ederim. Kendi açımdan söyleyeyim. Sizler de durumda. Ben şu an mutluyum hayatımda aslında bakarız. Ben mühendisim. Şu an beni dengeliyor. Yani stresli bir işim var. Mühendislikten çıkıp müzisyenlere geldiğinde o stresi nötrlüyorum. Şu an ben hayatımdan gayet memnunum. İleride ne olur? Hayat biz nereye gider? Hani hiç kimse bilemez zaten bunu. Ama hani şu an bugünümü yorumlarsam şu an mutluyum gayet. Tam hani hayalimdeki hem mühendislik olarak hayalimdeki iş yapıyorum. Hem de zaten çocukluk tutku müziği yapıyorum. Hani benden mutlusu olamaz şu an. Ben bana soracak olursan da şey söyleyebilirim. Sanatçı risk aldığı ölçüde büyüme şansı elde eder. O yüzden ben her zaman her alanda risk almayı biraz daha ön plana koymaya çalışırım. Buna biraz kafayı takarım hatta. O yüzden neden olmasın benim buna cevabım. Ama ben mesleğimi çok seviyorum şu an. Yani oyunculuğu gerçekten çok seviyorum. Ama ben mesela bu işe oyuncu olarak başlamamıştım. Ben aslında tiyatro oyunları yazıyordum mesela. Ve ben siyaset bilimler mezunuyum. Siyasal bilimler fakültesinden mezunum. Ve çok interdisipliner bir hayat yaşıyoruz şu an. Yani artık insanların uğraşlarının, mesleklerinin yani birbirine iç içe geçtiği, çok basma kalıp bir sürü şeyin, professional uğraşın şekil değiştirdiği, kabuk değiştirdiği bir çağda yaşıyoruz. O yüzden neden olmasın? Ama şöyle de bir durum var. Yani Yeşil gerçekten aramızda müzikle en kalbi bağ kuran arkadaşımız. Ve bana da mesela beni de müzik kariyerine yönlendiren, işte bana ilk basımı aldıran, bana Erkin Koray'ı öğreten adam da Yeşil. O yüzden ben hem Yeşil'i çok sevdiğim için, hem Mehmetcan'ı çok sevdiğim için, hem de müziği çok sevdiğim için hani hayatımda her zaman en son sınırına kadar onların yanında olmak için elimden geleni yapacağım. Bunu da biliyorum. Onunla hep konuşuyoruz bunu. Ama bu hani bir sonraki aşamaya geldiğinde yani sadece artık hayatımızda müzik olması gereken bir zaman olursa şartlar ne gösterir bilmiyorum ama ben isterim bunu. Çünkü çok eğleniyorum. Çok seviyorum arkadaşlarımı. Yalnız beni duygulandırdın şu an. Evet, çok duygusal konuştun. Ben bir ara bekliyorum. Teşekkürler abi, ben de aynı şeyle sizin. Güzel, hepimiz bir dağıldık. Bir de tabii oyuncu olunca tonlamalar falan. Değil mi? Sana etkiliyor. Biraz. Bir ara ama bir ara 4. Murat tonlaması aldım. O duygusal konuşmaya girmeden önce. Ya şey, daldan dala atlamış olacağım biraz ama sizin bir de klibiniz var, animasyon klip. İki tane var. İki tane. Doğru, iki tane var.
bir bırak aksın bir de döngüme. Evet, bir de döngüme var. Hem bunları kim yaptı, bunların hikayesinden bahseder misiniz? Bir de hani hazır grupta oyuncu varken bir normal klip çekmeyi de düşünüyor musunuz? Ya aslında düşünürüz, güzel olur değil mi Metin? Olsa yani... Yok. Sadece işte pandemiye denk geldik. Yani vardı kafamızda bazı planlar. Hatta benim birkaç oyuncu arkadaşım da bana teklif etti. Oğlum ne güzel olmuş, gel Aşk Canavarı'nda beraber mi oynasak? İşte dans mı etsek, şunu mu yapsak, bunu mu yapsak diyen böyle sektör içerisinden de çok arkadaşım. Pardon, sen başkalarının klibinde oynadın değil mi? Ben Koran Futajı'nın klibinde oynadım. Koran Futajı'nın klibinde oynadım. Bir de Fırat Altunmeşe var benim. F.A. mahlasıyla bir rapçi bir arkadaşım. Onun klibinde oynadım. O çok eskiden bir tanıdığım biri. Ve onu da çok seviyorum. O öyle bir şey rica etmişti. Bütün arkadaşlarım bir klipte oynar mısınız falan demişti. Öyle oynamıştım. Koranları da bir, ben oynadığım bir film var, Kırık Kalpler Bankası, Onur Ünlü'nün, çıkmadı piyasaya. Geçenlerde bir internette düştü, insanlar öyle izleyebildi falan, öyle bir şey oldu. Sonra kaldırdılar yani, neyse. O sırada biz Koran'la ben o sırada tanıştım. O filmin bütün müziklerini Koranlar yaptılar. Ve arkadaş olduk. O sırada ben de onlara yakın bir yerde, Riva'da oturuyordum. Ya biz böyle bir şey yapacağız falan dedi. Arkadaşları, işte Özgür Biber vardı yönetmeni. Onlar geldiler, ya oynar mısın falan. Dedim abi deli misiniz? Tabii ki oynarım, sizi çok seviyorum. Yani çok dinlediğim bir grup çünkü. Öyle oynamıştım. Bir gün inşallah kendi oynamak da nasip olur. Evet, peki kim hazırladı şeyi, onu söyledim. Ben böldüm bu soruyla. Bırak Aksın'a Döngüm'ün klibini kardeşimle ben yaptık. Ondan sonra tekrar sanat yönetmenizin gözünden ve tabii ki grubun gözünden geçti. Hepsi iki gecede yapılmış. Döngüm özellikle iki gecede böyle çizilip yapılmış bir klip. Bırak Aksın biraz daha uzun sürdü. Beğenildi, beğenilmedi. Kendi aramızda yok ya olmadı gibi falan. O biraz daha uzun sürdü ama o da yaklaşık iki günde çizilip hızlıca hazırlanan bir klipti. Bu da pandeminin de tabii nedeni var bunun. Hem de biz ama iki boyut üstünden yürüdüğümüz için kapaklarda falan klibe bunu yansıtmak şey kalmadı yani. Bu ne ya falan denmedi açıkçası. Hani çünkü kapak vesaire, kimlik yani uygundu. O yüzden hemen çıkarıverdik. Diğer parçalara da gelecek mi? Valla gelse güzel olur. Biz de isterim. Yani şunu söyleyeyim açıkçası. Biz çok fazla yani sonuçta şu an bir gelir elde edemediğimiz için birçok şey bağımsız müzisyen gibi gelir elde ettikçe biraz yatırım yapmak istiyoruz bunlar. Yoksa bu böyle bir kuyuya dönüşebilir ve o bizim için sıkıntı yaratabilir bir süre sonra. İşle aramıza şey adını koyamadığımız bir mesafe koyabilir. Ondan korktuğumuz için biraz ağır gidiyoruz bu konuda. Yoksa mesela benim şey fikrim vardı. Aşk Canavarı için böyle küçük 16 bitlik bir oyun yapma fikrim var. Çok güzelmiş. Belki onu yaparız mesela. Bundan sonraki proje o olabilir. Bu çok güzel fikirmiş. Google'da oyun... şey oluyor bazen. İşte oyun oynuyorsun falan böyle saçma sapan. Bilmem ne günü oluyor. Onunla ilgili bir oyun çıkıyor Google'da mesela. Bilgisayar oyunlarını da seviyorsunuz o zaman. Yani şu son bir buçuk iki yılda çok oynamadım ama benim bütün ortaokul kariyerim öyle geçti. Akademik kariyerim. İngilizceyi mesela gerçekten Resident Evil'dan öğrenmiş oldum. Çok sevdiğiniz oyun müziği var mı? Neydi? Diablo. Gerçi o. Diablo 2. Diablo 2. Diablo 2. Şey? En son Death Stranding oynadım. Onun müzikleri çok güzeldi. Kojima'nın. Evet. Çok 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 iyiydi. Yo Kojima. Kargo taşıyordu. Kojima'nın. Evet, çok aynen. Enteresan bir oyundu. Saçma sapan bir dünyada kargoculuk yapıyorsun. Garip bir şeydi. Oynayan için çok eğlenceli oyun. Ama yanımda eşim izliyordu. Bu ne ya şimdi, sen kargocu musun diyor. Şimdi ne bu, anlayan ne? Ne kadar salak mısın diyor. Ona yani oynayan için çok güzel. İzleyen için sıfır canım. Ben Resident Evil'ı çok oynadım. Evet. Mesela onun müziklerini çok severim. Şey, hiç oynadın mı Resident Evil? Biliyor musun? Oynadım. Yani kaçı oynadım hatırlamıyorum ama oynadım. PlayStation 2'de oynamıştım. 4'te de oynadım. Ha, tamam. Hepsini oynadım. Yani 2'den itibaren oynadım yani. Code Veronica'yı falan oynamış olabilirsin. Resident Evil 4'ü oynamış olabilirsin. 4'ü oynadım, evet.
Böyle evet, arkadan mutlak böyle. Evet, normal evet. Doğru, doğru. Edirne Resident Evil'da. Böyle mesela tam böyle bir açıdır yani. Gelir karakter buradan yürür falan. Ben Silent Hill'de Final Fantasy'nin müziklerinin hastası oldum. Oo, evet. Silent Hill. Onlar çok iyiydi. Bir de Ultima Online. Ben de yayın gidiyor. Arada sizden gidiyor mu? Yok, bir bende sağ. Yok, fena değil. Benim internetten o da. Tamam. Ama sen de iyisin. Bize iyi geliyorsun yani. Korkmayın. İyi, süper. Peki yavaş yavaş sona geleceğiz ama biraz da şahsi meraktan çok sık sorduğum bir soru var. Hem de arşive girsin diye. Yani kişisel olarak kullandığınız enstrümanların markası, modeli nedir? Ne kullanıyorsunuz? Bu şarkılar neyle çıkıyor? Yani benim hızlı elimin altındayken göstereyim. Sap ayarı yapıyordum da. Üstüne Allianz takılı. Benim bir Schecter PT custom modeli bir gitarım var. PTD diye bir adamın, İngiliz bir punk rockçısı bir adamın, ona özel üretilmiş. Normalde de var böyle bir model. Kimin? Böyle bir gitar kullanıyorum. PTD diye bir adam. Şöyle PTD imzası da var. Punkçı bir adam. Yani hoşuma gitti şu aynalı falan. O yüzden bunu almıştım. Böyle güzel çift tambakırlı. Güzel tele kasası değil mi? Aynen tele kasası. Aynen. Ve çok tren gibi sesi yok. Daha çok böyle tren gibi mi? Tren gibi. Şey gibi yani, böyle. Daha çok tren gibi anladım. Yok yok. Gitarlar böyle. Mepçanın kendi gitarı. Bir de şöyle göstereyim. Böyle bir M Audio klavyemiz var. Mini klavye. İşte akustik gitarlar. 12 telli akustik gitarım var. Klasik gitarım var. Benim yani, basım var. Yamaha basımız var. Aynen. Yamaha. Hı-hı. Metin'in kullandığı Yamaha mı? Aynen Metin'in gitarı. Onu da göstereyim ya. Güzel gitar. Ha, o da orada duruyor. Sen evde çalışmıyor musun? Ben basın de, buradaysa evet. O bir sıkıntı. Yeşilden alacaktım bası. Yeşilde bir tane 5 telli var. Telleri değiştirecek. İşte bir süredir. O telleri aldı. 5 telli bir tane daha bas var. Benim bas bu. Bu da hesap sorduğum gibi oldum ama sanki grubun yapımcısı falan gibi. Niye çalışıyorsun ya? Diğer telleri takarken koptu tellerden iki tanesi. Öyle olunca alamadım. Evet. Yeşil, ben kendime bir bas alayım en yakın zamanda. Bu arada bas gitarımız şey önemli sound'u yakalamak için. Mesela şu an bunun üstüne takılı değil de normalde round gitar telleri kullanılıyor yani standartta. Böyle işte tırtıklı bu sesi duyabileceğiniz. Biz flat wound kullanmayı tercih ediyoruz baslarda. O da 50'lerin sonunda 60'ların başında bitmiş bir tel cinsi. Daha böyle tok ve keskin olmayan bir ses veriyor. Cazi bir şey veriyor herhalde. Aynen. Ayrıca şöyle sünger takıyorum buraya böyle arada çalarken. Bu da böyle bum 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 daha eski bir ton veriyor. Yani o eski tonu özellikle yakalamaya çalışıyoruz bazı enstrümanlar üzerinde. Öyle söyleyebilirim. O süngerin markası da önemli. Onu da söyle. Scotch-Brite. Yeni ton orada çıkıyor. Bendekiler bu kadar. Aynen. Güzel. Mehmet Can'dayız galiba. Ben de burada zaten arkada. Benim bir LTD gitarım var. Şöyle. Biraz sert bir gitar bu ama klavyesi çok rahat. Ben çok rahat ediyorum bunda. Bunu kullanıyorum. Akustik olarak da Fender akustiğim var. İşte TC pedalları falan ama bu aralar hiç pedala sarmadım. Genelde VST'ler üzerinden, Cubase üzerinden kayıt yapıyoruz. Şey, yani son artık toparlayacağım birazdan ama hani bir şeyi siz toparlayın. Yani sound'unuzu ve müziğinizi böyle birkaç kelimeyle tarif edecek olsanız. Ya şuna benziyor da olabilir. Şöyle bir dili var. Böyle bir şey. Böyle bir dünya kuruyor da olabilir. Nasıl tarif ederdiniz? Ben başlayayım mı? Sen başla. Hadi. Yani ilk çıkışımızdan kronolojik gidecek olursam biraz uzun olabilir bu söyleyeceğim sadece. Döngüm bizi bir araya getiren bir şarkı oldu Yeşil'de. Yani zaten arkadaş olarak sürekli görüşüyorduk ama bizi gerçekten müzik birbirimize bağladı. Yani böyle beylik bir cümle olarak söylemiyorum. O gerçekten çok az ama öz sözleri olan ve o sözleri bizim için çok şey ifade eden, döngüselliği hani
idrak etmemize yol açan bir şarkı oldu. Ve böyle bizim şarkılarımız genelde hayatta yaşadığımız şeylerden biraz, nasıl diyeyim, insanlara söylemek istediğimiz şeylerden yola çıkıyor. Yani biz mesela Sonsuzluk Neymiş Dostları yaparken pandemide çok ümitsiz ve insanların biraz daha böyle dengesini yitirdiği bir ortamda onlara bir nefes olmak istedik. Kendimize de bir nefes alma ihtiyacından yola çıktı. Ve mesela o şarkının öyle bir hissi oldu. İşte onun öncesinde Aşk Canavarı mesela biraz daha libidal bir şarkı. Biraz daha böyle bir ergen hissi olan bir şarkı. Bırak Aksın, Yeşil'in bizimle iletişim kurma yöntemiydi. Yeşil mesela bana şey diyordu yani. Abi bir bırak, bir aksın, sakin. Çok mu stresiz? Ya ben biraz daha şey bir adamım. Biraz daha nasıl diyeyim, obsesif bir insanım hayatta. Her şeyi çok ince ince düşünen, sürekli çalışmaya çalışan falan biriyim. Yeşil de keza öyle biri ama o daha son kararlarda daha serin kanlı ve sakin olabiliyor. Ve bana da mesela onu telkin etti ve ben gerçekten çok gergin olduğum zaman Bırak Aksın açtım, o kadar çok oldu ki. O kadar işe yaradı ki. yani antidepresan gibi. Aynen. İstiyorum elbette öyle. Yani işte böyle bir özgürleşme üzerine. O da hani hepimizin, Mehmetcan'ın da Yeşil'in de benim de hayatta daha bir özgürleşmek istediğimiz bir zamanı yaşadığımız bir sırada beraber oluşturduğumuz bir şarkı oldu. Genelde bizim gündemimizde olan hisleri biz dürüst bir şekilde şarkılarımızı aktarmaya çalışıyoruz. Aramızdaki iletişim de böyle. Yani şeyi saklamadan, kavga edeceksek hemen edip dürüst olup, tartışmayı yapacaksak hemen yapıp sonra tekrar kendimizi sevmeye, birbirimizi sevmeye devam ediyoruz. Evet, evet. Ben de istiyorsanız biraz da teknik bir yanından yaklaşayım soruya. Şimdi müzikal prodüksiyonu ben üstleniyorum. O yüzden daha dilim döndüğünce anlatacağım. Bizim şarkılarımızda genelde insanların tepkileri şu şekilde oluyor. Aa, tam bir serüven şarkısı. Yolda giderken kaseti takacağım, işte üstü açık araba falan. Daha çok böyle şey yapıyorlar. Bir maceranın içindeymiş gibi hissediyorlar. Onun nedeni de aslında kasıtlı olarak yapmıyoruz ama bilinçli olarak da bir yönden bunu şarkıların dizaynında oluşturuyoruz. Mitolojik bir hikaye anlatım biçimi var. Arketip hikaye biçimi. İşte bir kahraman vardır, yolculuğa çıkar, maceralarını yaşar, düşer. Orada kendiyle yüzleşir, değişerek çıkar. Finalini yapar, yine maceraların finalini yapıp döngüyü kapar. Böyle bir sistem var mitolojide, hikaye örgüsü biçimi. Biz bunu müzikle birleştiriyoruz. Mesela döngü bir çağrıyla başlar, bir gitar riffiyle başlar. Sade bir gitar. Ondan sonra işte şarkının introsu, nakaratı falan girer ve o slip kısmına düşer. Orası daha derin bir melodi. Orada kahraman kendiyle yüzleşir, değişerek çıkar, işte değişir, yine macerasını yaşar şarkı içindeki dinamik olarak. Ve solo ile birlikte yapıp böyle işte döngüyü kapar. Biz işte insanlar, aynen, serüven vari gelen kısmı bu. Şahane anlattın. Gerçekten çok güzel anlattın. Kendimi... Aslında hep bir hikaye. Yok, yani, mitolojik hikaye benzetmesi çok güzel oldu. Evet, karşıladı epey. O her şeyi açıkladı aslında. Aynen, o hikaye örgüsündeki dinamikleri şarkı içine yerleştiriyoruz açıkçası. İnişleri, çıkışları ona göre belirliyoruz biraz. Şarkı yazarlığını nasıl üstleniyor? Yani, bir kişi mi yazıyor yoksa paylaşıyor musunuz? Yani aslında şarkıları beraber yapıyoruz. Ben mesela başlatıyorum bir şey. Atıyorum, Mehmetcan bir şey başlatıyor onun üstüne. Metin bir şey başlatıyor. O noktada zaten Journeys oluyor ortaklaşa yaptığımız şeyin ismi. Beraber yapıyoruz şarkıları. Böyle söyleyebilirim. Peki Mehmetcan, senin ekleyeceğin bir şey var mı bu konuda? Ben genelde örnek veriyorum, mesela Sonsuzluk Neymiş Dostlar benim için özel bir şarkı. Çünkü bana hep o bir yolculuğu anlatıyor. Yani daha önceden de başka bir yerde de anlatmıştım. Antalya'ya giderkenki yollardan sonra o denizi gördüğün anı bana şey yapıyor o şarkı. Çünkü şarkı gidiyor. En sonunda o muzur tarafı, o hani senfonik kısmı geldiğinde diyorum ki denizi gördüm. Hani o yollardan geçtim ve denizi gördüm. O Sonsuzluk Neymiş Dostlarla ben kendimi çok özleştirdim. Yani o açıdan. Sende bir Orhan Veli yaklaşımı var o zaman. Evet. Emniye giderken denizi göreceksin. Aynen. Peki ya son olarak herkese röportajda sorduğum bir soru var. O da şu. Şimdi şurada önünüzde Alaaddin'in sihirli lambası olsa, cini çıksa, ölü ya da diri bir müzisyen seç.
onunla ya sahneye çıkacaksın ya albüm yapacaksın. İstediğin müzisyen olur diye sorsa. Hı-hı. Kimi seçerdiniz? Yani düşündüğüm, hemen düşündüğüm. Müzisyen mi, müzik grubu mu? İkisi de olur. Aa, bana şey değiştirir. Ben The Beatles üyeleriyle birlikte, yani Beatles'la birlikte takılmak isterdim. Onların ortamı çünkü güzel, eğlenceli, yani keyifli olur diye düşünüyorum. Benim görüşüm Beatles. Güzel. Ya, sokakta yürüyelim. Sonuçta biz bir grubuz değil mi? Yani birimizin verdiği cevaptan diğerimiz de nemalanabiliyoruz. Yani ben de bunu bireysel... Abi o zaman Beatles kalmadı ki. Biriniz bas çalacaksınız. Paul McCartney gitti. Ben Eric Clapton diyorum. Güzel. Türkiye'ye de gelmişti. Ben Ray Charles diyorum. Güzel. Enteresan tercih oldu. Reçans'tan çok şey öğrenebilirsin çünkü yani. Bence evet. Az bir adam. Çok güzel. Senin caza ayrıca bir ilgin var sanırım. Ya seviyorum hani böyle çok... Lise döneminde tanıştım ben böyle. Erken tanışmışsın. Kendi şeyimle yani biraz çabamla buldum. Böyle oynadığım oyunlardan, işte evde olan müziklerden falan. İşte mesela Frank Sinatra'nın bir tane böyle bir tanıtım CD'si gibi bir şey vardı bizim evde. Ben çok beğenmiştim böyle. Saatlerimi geçiriyordum Sinatra'yla. İşte ondan sonra Ella Fitzler, Duke Ellington'lar, Muddy Waters'lar, Ray Charles'lar, Chuck Berry. Ondan sonra işte zaten rock'a doğru gidiyor. Hani biraz o önceki dönemi de çok çok seviyorum ben. Çünkü orada o dönemde bir şey var. O müzik üzerinden iletişim sağlamayı hissedebiliyorsun şarkıda. Yani gerçekten evet. İnsanlar müzikle iletişim kuruyorlarmış. Yani cazın olayı o ya zaten. Müzikle muhabbet ediyorlar yani. Doğaçlamaya dayanması falan da tabii çok yaratıcılığı körükleyen ilham verici bir şey. Ya belli temalar var, belli riffler, belli melodiler var ama hep başka bir şey dinliyorsun ve hep o muhabbetin başka bir yerinden geliyorsun falan. Çok etkileyici bence. Peki, yani benim sorularım bitti. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Var mı? Benim de yok sanırım. Yok. Teşekkür ederiz. Evet, ben çok teşekkür ederim. Evet. Çok memnun oldum. Memnun oldum. Plakla ilgili seni rahatsız edeceğiz sonra. Evet, evet. İstediğiniz zaman rahatsız edebilirsiniz. Süper. Yani süper. Mail de atabilirsiniz. Numaram da alıp arayabilirsiniz. Süper. Yani ben de yardımcı olurum elimden geldiğince. Aklımızdaki projelerden biri oydu. Plak. Bir tane imzalı plak alırım ama karşılığında. Çıktıktan sonra. Abi ki. İstediğin plak olsun. Peki o zaman görüşmek üzere. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.